Arkadaşlar merhaba, ben MEPGEM İngilizce öğretmenlerinden Zekiye Polat. Bugünkü dersimiz, bugünkü konumuz future tense, gelecek zaman. Biliyorsunuz geçen derste gelecek zamanda will yardımcı fiiliyle cümle türlerini öğrenmiştik. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde will yardımcı fiili nasıl kullanılır, örnek cümleler konuştuk. Şimdi bugün will ile birlikte be going to kalıbımızı öğreneceğiz. Will'i öğrenmiştik, yine bir tekrar edeceğiz. Aynı zamanda be going to kalıbını bugün will ile birlikte karşılaştırarak, aralarındaki farkı örnekleyerek bugün de future tense'i bir daha işlemiş olacağız. Başlayalım dersimize. Şimdi will'i daha önce anlatmıştık, will yardımcı fiilini. Gelecek zamanda kullanılan bir yardımcı fiilimizdi. Will ile be going to arasındaki farkları göreceğiz bugün. Bakalım will konuşma anında karar verilen işleri anlatırken kullanılır. Be going to ise önceden kararlaştırılmış veya olmasına kesin gözüyle bakılan işler için kullanılır. Yani ikisi arasındaki kullanım farklarını göreceğiz. Şimdi will'in cümle içinde kullanım şeklini bir daha hatırlamak istersek, önce cümleye nasıl başlıyorduk will'de? Subject yani özne ile cümlemize başlıyorduk. Daha sonra will yardımcı fiili ve daha sonra fiilimizin birinci hali. Örnek cümlemiz I will call her. Gördüğünüz gibi öznem, daha sonra yardımcı fiilim olan will ve fiilimizin birinci hali. Bu yapıyı daha önceki derslerimizde görmüştük. Şimdi be going to yapısına gelecek olursak, önce burada arkadaşlar be'nin ne anlama geldiğini biliyor olmamız lazım. Be dediğimiz zaman olmak anlamına gelen yardımcı fiilimiz am, is ve are yardımcı fiillerinden oluşuyor. Yine buradaki cümle kurulum şeklimiz nasıl gerçekleşiyor bakalım. Subject yine özne ile cümlemize başlıyoruz. Daha sonra biraz önce söylediğim gibi be, am, is ve are'dan oluşuyor. Ondan sonra da going to kalıbımızı kullanıyoruz ve daha sonra yine aynı will'de olduğu gibi fiilimizin yalın halini kullanarak cümlemizi oluşturuyoruz. Örnek cümlemize bakalım. I am going to buy a new car. Gördüğünüz gibi öznemi seçtim. Özneye göre I öznesinde am'i kullanıyoruz. Daha sonra da going to kalıbımızın kendisinde olan bir ifade ve sonra fiilimizin birinci hali. Bu arada arkadaşlar önce öznelere göre şu be going to kalıbı ile ilgili şunu bir hatırlayalım. I'da hangi yardımcı fiil kullanılıyordu? Am, you, are, he, she, it. Bu üçünde is'i kullanıyorduk. We, yine çoğul olan you, siz ve they öznelerinde ise are yardımcı fiilini kullanıyoruz. Yani bu öznelere göre bu yardımcı fiil kullanımını bilmemiz gerekiyor ki be going to kalıbını cümle içinde kullanırken hangi özne geliyorsa o özneye göre am is are'dan uygun olanı seçiyorsunuz. Devam edelim. Şimdi örnek ifadelerimize bakalım. Bir diyalog söz konusu. I miss my friend. I guess I will visit him tomorrow. Call him before you go. He may have gone on vacation. Arkadaşlar burada bir diyalog söz konusu. Şimdi ne diyor bakalım. Burada will'i kullanmış gördüğünüz gibi. Neden be going to değil de will? Bunu bir anlayalım. I miss my friend. Arkadaşımı özlüyorum. I guess I will visit him tomorrow. Guess, tahmin etmek, zannetmek anlamında. I guess I will visit him tomorrow. Sanırım onu yarın ziyaret edeceğim. Ecek, acak anlamı katıyor biliyorsunuz gelecek zaman. Call him before you go. Sen gitmeden önce onu ara. He may have gone on vacation. Tatile gitmiş olabilir. Bakın burada bir diyalog söz konusu. Bir plan yok, program yok. Daha önceden alınmış bir karar yok. Tamamen konuşma anında verilen bir karar olduğu için hangi yapımı kullandım? Will'i kullandım. Çünkü will'de konuşma anında verilen kararları anlatırken kullanırız. Ama be going to bu şekilde kullanılmaz. Çünkü be going to olması için planlanmış bir gelecek durumunun söz konusu olması lazım. O yüzden buradaki doğru ifademiz will olmalıydı.
Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. I talked to her last week and we are going to meet tomorrow. Ben onunla geçen hafta konuştum ve biz yarın buluşacağız. Cümlemiz bu. Bakın burada da neyi kullandım? Be going to kalıbını kullandım. Nasıl kullandım? Buradaki öznem we. Özneme göre yardımcı fiilim, emizardan uygun olan we'de kullanılan yardımcı fiilim are'dı. Hemen arkasından going to ve fiilimizin birinci halini kullanarak gelecek zamanlı cümlemi oluşturdum. Have a good time şeklinde diyaloğu tamamlamış. Burada neden will değil de be going to'yu kullandık? Bakıyoruz. Geçen hafta konuşulmuş ve yarın için bir karar alınmış. Yani yarın görüşmeye dair geçen haftadan bir karar alınmış. Yani planlanmış bir durum söz konusu. Bu yüzden burada be going to kalıbını kullanmam gerekiyordu. Eğer planlanmış bir gelecek durumundan söz ediyorsam be going to kalıbını kullanırım. Ama şu an konuşma sırasında herhangi bir karar almak istiyorsam o zaman da hangi yardımcı fiili kullanacaktım? Will'i kullanacaktım. Şimdi gelelim farklarını öğrenmeye devam edelim. Eğer bir iş gönüllü olarak yapılacaksa neyi kullanmamız gerekiyor? Will. Yani tekliflerde bulunurken eğer bir işi gönüllü olarak yapmak istiyorsak o zaman be going to değil de will yapısını kullanmamız gerekiyor. Yine örnek cümlede bakalım görelim. I can't do my homework because it's very hard. I will help you with your homework. Ödevimi kendi başıma yapamam, ben yapamam. Çünkü o çok zor. Diğer arkadaşımız da ben sana ödevinde yardım edeceğim diyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. Çünkü burada bir gönüllü olarak bir teklif söz konusu. Bu durumda da biz will yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. Yine will'in bir başka kullanımı will çoğunlukla söz verirken yani herhangi birine söz verirken de kullandığımız yani gelecek zamanlı bir yardımcı fiil. Örnek cümlemiz I will call you as soon as I am ready. Hazır olur olmaz seni arayacağım. Bakın söz verme durumu bir söz verme durumu geçerli. Bu yüzden hangi ifademi kullandım? Will'i kullandım. Yine burada diğer cümlemize bakacak olursak I won't tell anyone this secret. Burada da will yardımcı fiilimizin hangi halini görüyoruz arkadaşlar? Olumsuz halini değil mi? Daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Yani burada will not yani kısa hali won't şeklinde cümleyi olumsuz yaptık. Ne diyor burada? I won't tell anyone this secret. Bu sırrı kimseye söylemeyeceğim. Yine bir söz verme durumu söz konusu. Bu yüzden de will yardımcı fiilinin olumsuz şeklini kullanmış olduk. Şimdi bir diğer farka gelelim. Will ve be going to bir tahminde bulunurken kullanılabilir. Bunu daha önce başlarken de söylemiştik. Eğer tahmin herhangi güçlü bir delil içermiyorsa yani tahmin durumunda bir kanıt, güçlü bir delil yoksa biz o zaman will yardımcı fiilini kullanıyoruz. Eğer tahmin durumunda güçlü bir delil, bir kanıt varsa o zaman da be going to yapısını kullanarak cümlemizi tamamlıyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bu açıklamamıza bir örnek verelim. It will rain. Yağmur yağacak. Bakın gördüğünüz gibi will'i kullandık. Çünkü güçlü bir tahmin durumu söz konusu yok. Yani bir delil, bir kanıt, yağmurun yağacağını ifade eden bir cümle yok. O yüzden ben burada neyi kullandım? Will yardımcı fiilini kullandım. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Look at the clouds. It's going to rain. Burada da bakın going to kalıbını kullandım. Be going to kalıbını. Neden üst cümlede will'i kullandım ve ikinci cümlede neden be going to kullandım? Farkını görelim. Yine söylediğim gibi ilk cümlede güçlü bir kanıt, güçlü bir delil içermediği için will'i kullanmış olduk. Ama ikinci cümledeki fark şu, bulutlara bak. Yani buradaki yağmur yağacak ifadesinin kanıtı burada, bu cümlede ne? Bulutlar. Bulutların olması yağmur yağacağına işaret ediyor. Bu yüzden burada bir kanıtımız olduğu için, güçlü bir delil olduğu için be going to yapısını kullanmamız gerekiyor. Buradaki öznem it olduğu için emizardan is yardımcı fiilini seçerek be going to kalıbını kullanmış oldum. Şimdi bu will ve be going to'yu
cümle içindeki kurallarına göre tablo şeklinde görmüş olalım. Pozitif formla başlayalım. Olumlu cümlenin kurulum şekli. Hem will'de hem be going'da, be going to'da nasıl oluyormuş bakalım. Şu üç tane özne seçtik arkadaşlar. Bu üç özneye göre yardımcı fiillerimizle cümle kurduk. I'da biliyorsunuz söylemiştik biraz önce. Am yardımcı fiili kullanılır. She'de is yardımcı fiili ve they'de are yardımcı fiili kullanıldığı için öznelerden sonra be'nin emizar hallerini yerleştiriyoruz. Daha sonra going to kalıbımız, zaten kalıbımızın kendisi be going to, going to kalıbımızı yazıyoruz. Ve daha sonra da fiilimizin yalın halini yazarak cümlemizi tamamlıyoruz. Örnek, I am going to start a new project next week. Gelecek hafta yeni bir projeye başlayacağım mesela. Şimdi will'e bakalım. Bu be going to'nun kullanımıydı olumlu cümledeki. Şimdi will'de nasıl oluyordu? Will'i daha önce işlemiştik zaten, hatırlayacaksınız. Yine I, she, they öznesini seçtik. Biliyorsunuz will bütün öznelerde will şeklinde kullanılıyordu. Hiçbir değişikliğe uğramıyordu. Öznelerimden sonra will'i yazıyorum. Daha sonra da fiilin yalın halini yazarak cümlemi olumlu şekilde will'le kuruyorum. I will connect soon, yani yakında kısa süre içinde bağlantı kuracağım. Şimdi negatif forma bakacak olursak arkadaşlar, yani cümleyi olumsuz yapacak olursak, biliyorsunuz her zamanda, hiç fark etmiyor gelecek zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, bütün zaman dilimlerinde bir cümleyi siz olumsuz yapmak istiyorsanız not ekini kullanmak zorundasınız. Mantığımız aynı. Özneleri yazdık. Be going to kalıbında yine gördüğünüz gibi emizardan özneye göre tabii ki. Yani öznem I ise emi seçmek durumundayım. She ise izi seçmek durumundayım. They ise arı seçmek durumundayım. Bu yardımcı fiil be anlamına gelen emizarı seçtikten sonra cümlemi olumsuz yapacağım için emizardan sonra not ekini getiriyorum arkadaşlar ve daha sonra going to kalıbını olumlu cümlede olduğu gibi devamında yazıyorum. Sonra kuralımız yine aynı, değişmiyor. Fiilimizin birinci halini yazarak olumsuz cümleyi gerçekleştiriyoruz. She is not going to start a new project next week. O gelecek hafta yeni bir projeye başlamayacak anlamında. Gördüğünüz gibi cümlemizi olumsuz yaptık be going to kalıbıyla. Şimdi aynı mantığı will içinde kullanacağız. Will'in olumsuz halini daha önce öğrenmiştik. Öznelerimizi yazdık. Yine her zamanki söylediğimiz gibi not ekini getirerek cümleyi olumsuz yapıyoruz. Will'e not'ı getirdiğimiz zaman cümleyi doğal olarak olumsuz yaptık. Will not uzun halinde de yazabilirsiniz. Won't şeklinde, kısa halinde de söyleyebilirsiniz. She will not ya da she won't connect soon. Gördüğünüz gibi fiilinde birinci halini getirerek cümlemi will'de olumsuz yapmış bulunmaktayım. Evet, ve diğer bir cümle türüm soru cümlesi, gördüğünüz gibi question form. Soru yaparken de kuralımız her zaman aynıydı, değişmiyordu. Bütün cümle türlerinde, pardon, bütün zamanlarda soru yapma şeklimiz hep aynı. Yardımcı fiilimiz neyse o zamanın, onun yardımcı fiilini başa alarak sorumuzu yapıyorduk. Şimdi bakalım, burada be going to ile başladık. Be going to da biliyorsunuz emizarları kullanarak yapıyorduk. Özneme göre mesela I öznesi varsa am'i seçeceğim. She öznesi olduğu için is'i başa alıyorum. They öznesi olduğu için are'ı başa alarak soru yapıyorum. İlk sırada emizardan hangisi uygunsa onu yazıyoruz soru yaparken. İkinci sırada öznemizi kullanıyoruz bu durumda soru yaptığımız için. Daha sonra yine aynı mantık going to kalıbını getirdik. Ve sonra da fiilimizin yalın halini kullanarak sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Örnek yapalım. Are they going to start a new project next week? Soru yaptık. Ne diyor? Onlar gelecek hafta yeni bir projeye başlayacak mı? Gördüğünüz gibi soru yaptık. Yardımcı fiillerimizi bir daha tekrar edelim. Başa alarak, ikinci sırada öznemiz neyse onu yazarak ve going to kalıbıyla birlikte en sonda fiilimizin yalın halini yazarak soru yapmış olduk. Will'de soruyu nasıl yapardık?
will'i başa alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz will hiçbir öznede değişikliğe uğramıyor. Bütün öznelerde will'i kullanıyoruz. Will'i başa aldık. Daha sonra öznelerimizi yazdık. Sonra da fiilimizin birinci halini getirerek soru yapmış olduk. Şimdi konumuzu işledik arkadaşlar. Birazcık da alıştırma yaparak konuyu anlayıp anlamadığımızı test edelim. Sorularımızı beraber yapmaya çalışalım. Bir diyalog var gördüğünüz gibi. The phone is ringing. Don't worry, I answer it. Boşluğa will ya da be going to, hangisi uygunsa onu getireceğiz. Şimdi önce cümleyi anlayalım, hangisi geleceğine ona göre karar verelim. The phone is ringing. Telefon çalıyor. Don't worry, endişelenme. Ben answer, biliyorsunuz cevap vermek. Şimdi burada bir diyalog söz konusu gördüğünüz gibi. Konuşma anında gerçekleşen bir şey. Yani konuşma anında alınan bir karar olduğu için şu an telefon çalıyor. Endişelenme, ben bakacağım dememiz gerekiyor. Olay konuşma anında gerçekleştiği için arkadaşlar, yani daha önceden planlı programlı bir durum söz konusu olmadığı için burada seçmem gereken ifade will olmalı. O yüzden doğru cevabımız will olacak. Zaten will'den sonra da burada fiilimizin yalın halini gördüğünüz gibi yazmış. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Hope fiili var burada gördüğünüz gibi. Hope, guess, sure, bu ifadelerden sonra arkadaşlar genelde, yani will yardımcı fiiliyle cümlemizi tamamlıyoruz. Çünkü ummak anlamında, umut etmek, ummak, tahmin etmek anlamlarına geliyor. Yani planlı bir durumundan bahsetmediği için will'i kullanıyoruz. I hope he get well soon. Umarım, ummak çünkü, umarım kısa sürede, yakın zamanda düzelecek, iyileşecek anlamında. Burada da yine cevabımız will oluyor. Çünkü bir plan durumu, bir güçlü tahmin durumu söz konusu değil. Ummak, yani tahmin etmek anlamında bir ifade olduğu için will'i seçiyoruz arkadaşlar. Burada be going to o yüzden kesinlikle gelemez. Şimdi üçüncü sorumuza bakacağız. Let's call Henry. He join us. Arkadaşlar burada da konuşma anında bir ifadeden bahsediyor. Hadi Henry'i ara. O bize katılacak. Burada da cevabım will. Çünkü yine dediğim gibi konuşma anında gerçekleşen bir ifade. Yani planlı bir durum söz konusu değil. Hadi Henry'i ara diyor. Yani burada bir plandan bahsetmemiz imkansız. Bu yüzden plan, program, daha önceden gerçekleşme ihtimali yüksek olan bir durum söz konusu olmadığı için doğru cevabım will olmak zorunda. Be going to olamaz. Dördüncü sorumuza bakalım. Are you ready? Hazır mısın? We have an English exam tomorrow. Yarın İngilizce sınavımız var. Şimdi sınav gördüğünüz gibi gerçekleşecek. Yani planlı programlı bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü sınav var. Sınavın olma ihtimali yüksek. Bu yüzden buradaki doğru cevabım be going to olacak. Be going to'yu cümle içinde kullanırken de arkadaşlar öznemize bakıyorduk. Öznemize bakarak am, is, are yardımcı fiillerinden özneye göre uygun olanı seçiyorduk. We öznesiyle are yardımcı fiili kullanılır. O yüzden we are dedim. Daha sonra going to kalıbımı yazıyorum. Ve daha sonra gördüğünüz gibi zaten fiilimizin yalın hali devamında yazmış. İngilizce sınavı olma ihtimali yüksek bir durum, gördüğünüz gibi sınav olacak. Çünkü burada bir tahmin ya da işte delil tahminin ihtimali söz konusu değil. Ya da konuşma anında verilen bir karar değil. Yani konuşma anında yarın sınav olacağım diye bir şey yok. O yüzden bu planlı programlı bir durum olduğu için burada cevabımız be going to olmak zorunda. Son sorumuza bakalım. Thanks for your invitation but I can't make it. I help my dad. Burada da davetin için teşekkürler ama onu yapamam. Ben babama yardım edeceğim diyor. Şimdi burada kullanmamız gereken ifade be going to olmak zorunda. Önce be going to'yu açıklayalım. Cümle içinde nasıl kullanılır? Öznem I olduğu için am yardımcı fiilini seçmek durumundayım. Çünkü I'da am kullanılır. Going to kalıbımızı yazdık.
ve fiilimizin yalın hali burada var. Neden be going to'yu seçtik arkadaşlar? Çünkü burada planlı bir durum söz konusu. Yani bir program yapılmış, bir güçlü bir ihtimal var. Yapamam diyor çünkü bunun sebebi babasına yardım edecek olması. Yani kafasında durumu netleştirme durumu söz konusu. Bu yüzden burada bir tahmin, konuşma anında verilen bir karar yok gördüğünüz gibi. Bu yüzden cevabım gördüğünüz gibi be going to olmak zorunda. Evet arkadaşlar, konumuz burada bitmiştir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen stay at home.